Üşüdün mü güzel kızım? Ha? Dur. Ana? Dur, anan şimdi ısıtacak seni. Güzel kızım. Halime. Ana. Güzel kızım, ısındın mı? Halim öldü ana. Uyu kızım. Uyu. Ana, beni görmez misin ana? Ana. Ben geldim. Korkma beni. Halim öldü. Bacım öldü. Sen ölme ana, sen ölme ana. Ana. Sen öl. Thank you.
Ağabey. 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 Kabustur. Kabustur ağabey. Su içesin. Su içesin. Bismillahirrahmanirrahim. Yine balığını mı gördüm? Özlerim bacım. Çok özlerim. Görürüm ağabeyi. Görürüm. Acını görürüm. Ben de özlerim balığımı. Benim bacımı. Ölümeyi. Adı her geçen de Mecuram. Hala Mecur abi. Fatmam. Kardeşim. Kardeşim. Ama elimden hiçbir şey gelmez. Şehzadem. Hele bir de benimle talim edesin. Buyurasın Konur Bey. Meydan senindir. Ne oldu? Yalan mı geldi? Öfkene hakim olasın. Seni zayıflatır. Haydi şehzadem! Haydi ağabey haydi! Alt edersin. Biz öfkeye köle değil. Efendiyiz.
Tecrübe her daim maharete galip gelir. Eyvallah. Lakin tedbir her zaman tecrübeyi halt eder. Her daim gizli bir hançerin olsun diyen sendin Konur Bey. Heya. Pek yamun bir bey oldu şehzadem. Eyvallah. Şehzadem. Konur Bey. Ordu fethi yürümek için Yenişehir'e gelmiştir. Hala. Bursa. Etrafındaki kalelere güvenir. Büyüklenirsin. Kite. Atranos. Ve Kestel. Bu kaleler düştüğünde Bursa'yı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Hiç kimse. Onlar da bunu bilirler. Bu yüzden bizi bozmak için Dimbos'la üstümüze geldiler. Yeni şehri vurmak istediler ama bedelini canlarıyla ödediler. Bu bedeli ödemeye yalnızca can vermeleri yetmeyecek. Kalelerini de alacağız. Alacağız elbet. Ne vakit cenk olsa yüreğim üç parçaya bölünür. Orhan'ı, Alaaddin'i büyüdüler, pek Yaman Bey oldular. Bilirim ki biri oldukça hedefe varacağız inşallah. Varacağız ya. Varacağız. Ey gidi Bursa. Ya sen. Ya da ben. Abla! Üzerine geç! Ay maşallah. Ay maşallah. Hedefimiz Kestel Kalesi. Alper. Kazaya hazır mısınız? Hazırız beyim. Alt dediğin ne ister? Hazırız beyim ister. Başka? Şu farkında. Başka? Başka? Ey maşallah benim yiğitlerime. Ey maşallah. Konya'dan haber getirdim Boran Bey.
Beyler. Herkes divana gelsin. Derhal. Ülgen Hatun, ben de seni arardım. Anam seni çağırır. Fatma, Ulak gelmiş. Cevut Aydın haber? Yok, yok Ülgen abla. Ulak Konya'dan gelirmiş. Bu kadar vakit. Ondan ayrı. Ama ölmedi bilirim. Cerguday ölmez. Ana, ana, babam geldi değil mi? Babam döndü. Babam geldi değil mi? Babam döndü. Gelecek kuzum, gelecek. Ne vakit gelecek ana? Ha? Hep gelecek dersin, dönecek dersin. Ama ne gelen var, ne dönen. Gelecek kuzum. Beyler, Kestel'in fethini durduruyorum. Beyim, fethi neden durdurursun? Halkımızın gayrı yeni bir sultana ihtiyacı vardır. Nasıl yani beyim? Sultan Mesut. Zehirlenmiştir. Ve gayrı bu işin geri dönüşü yok. Eyvah eyvah. O vakit atlar yeniden kişneyecek. Öyle ya, fırsatlar kınından çıkacak. Yeni sultan paşa geçene dek nice yiğidin kanı toprağa akacak ağabeyim. Şimdi diyersiniz hele. Bu vazifeye talip olalım mı? Rabbim şahit, gönlüm bizim olmamızı ister. Beyim Osman'a yaraşır cümle Türkmen'in beyliği. Lakin hizmetimiz belli, budumuz belli beyim. Bir yanda Konya'dan dahi kudretli Germiyan, diğer yanda öbür beylikler. Kudretimiz hayallerimize denk değil mi dersin? Orhan Bey, derdin derdimizdir ama biliriz ki nice azlar nice çoklara galebe çalmıştır. Onur Bey'im, eyvallah. İllaki doğru söylersin. Ama velakin biz cümlemiz toplansak 10.000 atlıyı anca toplarız. Germiyan bin arasıyla 100.000 atlıyı ardına dizer. Karasi gemileriyle Konstantiniyye'yi aldı alacak. Karaman, Konya'nın yanı başında avının düşmesini bekler. Yesin Bayın Nur Bey. Ne etmek gerek? Beyim, Germiyan'la ittifak edelim. Hatta af buyurasın ama beyim, Germiyan'ın himayesine girer. Destur. Sen ne dersin Bayındır Bey? Konur Bey, nice devlet, nice beylik bu ham hayaller yüzünden tarumar olup gitmiştir. Aynı şeyi düşünürüz sanırdım ama bu himayeye girmek ne ola Bayındır Bey? Beyler, burası istişare meclisidir. Burada herkes kelamını söyleyecek. Hele bırakın da fikri dilden azad olsun. Diyesin Bayındır Bey.
Atlar, seyislere haber salın. Şehzadelerin atlarını hazır etsinler. Buyurun Durmazlınar. Sen de aşağındakilere söyle, azıkları hazır etsinler. Buyruk senindir Malhun Hatun. Ana, daha divan bitmeden bu hazırlık ne içindir? Yoksa babam buyruk mu verdi? Bunun için buyruğa gerek var mıdır kızım? Bunca yıldır hatunuyum. Babanı bilirim elbette. Anladığım o ki bugün uzun sürecek. Malhun Hatun, sünnet töreninin hazırlıklarını durduran mı? Durdurma Ülgen. Osman Bey sünnet törenini pek önemser. Hazırlıklar devam etsin. Orhan Bey. Alaaddin Bey. İnanır ve vakti okurum ki benim beyim beyler arasında en dirayetli, en cesur, en fedakardır. Eğer biz ahalisi olarak onun hayallerini ötelere taşımaya layık olursak, milletimizin ikbal güneşi bu topraklardan doğacaktır inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki ya sen diyesin Orhan Bey? Uçlarda olan biziz. Düşman hududunda biz varız. Anadolu beyleri kendi aralarında taht kavgasına düşerse düşsün. Biz kafirle gaza ettikçe kavgadan kopan yiğitler bizim yanımızda olacaklardır. Biz talip olalım ya da olmayalım, şartlar bizi buna itecektir. Çünkü gaza eden biziz. Eyvallah. Yoldaşlarım, kardeşler, atam Süleyman Şahımızı Fırat'ın azgın sularına gömdüğümüz o günden bugüne atlarımızın nallarıyla basmadık, toprak bırakmadık. Evvel bir avuç idik. Ama nice zalimi def ettik. Gördük ki almak kolay. Ama tutmaksa en zor. İşte koskoca Selçuklu devlet gözümüzün önünde eriyip gitti. Keşke devletimiz kudretli olaydı da bugün bunları konuşmak zorunda kalmayaydık. Amma kaldık. İşte bu yüzden av da bizim olacak, toy da bizim olacak. Görün, işitin ve koruyun. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak. Ok yaydan çıktı. Türk'ün sultanını seçmek için gayrı mücadele başladı. Zalimlerle gaza edeceğiz. Ama eğer beyler nifak çıkarırsa onlarla da cenk edeceğiz. Alaaddin, gün geceye düşmeden Konya'ya varacaksın. Sultan Mesut'u işleyeceksin. Sana emanetleri verecek. Buyruk beyimindir. Orhan, Bizans hududunda başı bozuk akın edenler var. Bu dar vakitler karmaşa kaldırmaz. Onları bizim safımıza çekeceksin. Buyruk beyimindir. Orhan, beyim. Sen de beylere haber et. İki güne kadar vereceğimiz ziyafette kararımı açıklayacağım. Buyruk beyimdir. Gayrı bu işin dönüşü yok. Sefer bizim, zafer Allah'ındır.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam beyim. Hoş geldiniz beyim. Maşallah. Pekmezin hası olmuş. Tam kıvamında kaynatmışsın. Eline sağlık. Afiyet olsun beyim. Pazarı açarken gelen konuklara da ikram edesin. Baş üstüne beyim. Kuracağım bu uç pazar, bu topraklardaki en görkemli pazar olacak. Zengini fakiri, cümlesinin yarasına merhem olacak inşallah. İnşallah. İnşallah beyim. İnşallah beyim. Bey babam, Allah'ın izniyle pazarı kurduk. Herkes gelecek mi dersin? Beyleri sorar isen, cümlesi kanımız. Canımızdır kızım. Ha, Osman Bey'i kastedersen, o da gelecektir. Çünkü bu pazarın asıl amacı bizleri birlemektir. Baba! Baba! Atlar! Dayak uza geç! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kayı damgası var. Osman yaptı bunu Osman. Bedelini ödeyecek. Ver hele. Peşin hüküm komayın. Osman yaptı baba, Osman! Osman ne diye bunu yapsın? Benim ölümümle Osman'ın eline ne geçecek? Beyim, Konya'dan haber geldi. Sultan Mesut'u zehirlemişler. Şimdi cevabımı aldım Osman. Ne olur beyim? Sultan Mesut'u zehirlemişler. Osman. Sultanın öleceğini benden evvel haber aldın.
Sonra beni aradan çıkarmaya çalıştın ha. Beyim icazet ver. Yeri şehire varıp yerle yeksan edeyim onu. Sakın! İşini gizliden görene aşikardan saldırmak aleyhimize olur. Bunun hesabını soracağım. Ama bu pusuyu kimse bilmeyecek. Şimdi beni iyi işitin. Gonca. Beyim. Sultan ölmeden evvel Konya'ya varacaksın. Varisi olduğumuzu kanıtlayan bir ferman mühürleteceksin. Bey babamın dediği olacak. Mehmet. Bizi vurmaya kalkan Osman, beyleri de ardına dizmek için ulak salmıştır. Ulakların yolunu keseceksin. O beyler benim ardımda olacak. Bey babamın dediği olacak. Vazifenizde asla tereddüt etmeyin. Toprak kan arzuluyorsa o kanı dökün. Remus'a haber sal. Buyruğundur bey. İlk oku Osman attı. Şimdi sıra bende. Hakkını helal edesin Mohan Hanım. Helal olsun yiğidim. Fatma bahsetti. Gene kabus görmüşsün. Sen sakın canını sıkmayasın evlat. Bugünler de geçecek elbet. Hem ben çoktan Söğüt'e haber saldım. Merak etmeyesin değil mi? Sağ olasın baba. Validem. Hakkını helal edesin. Helal olsun aslanım. Anan hep burada, unutmayasın. Yolunuz, izniniz açık olsun. Dualarım sizinle. Rabbim korusun sizi. İnşallah. Ülgen de azıkları hazır etti. Almayı unutmayın. Hadi babanızı bekletmeyin. Evlatlar. Beyim. Orhan'ım. Evlat, yolun daha gözün daha açık olsun. Eyvallah babam. Sancaksızlar, onları ardına alman çetin olacak. Ama sana itimadım tamdır. Allah'ın izniyle muzaffer olacağız babam. Olacağız ya. Alaaddin Ali'm. Islah, ıslah. Gel bakalım. Konya imdi ateş attıdır. Kimin kimden olduğu belli değildir. Tedbiri asla elden bırakma. Eyvallah baba. İşte bu. Bunu da giriş için kullanacaksın. Yolunuz açık olsun. Aklım bende kalmasın can babam. Ne gerekiyorsa o yapılacak. Eyvallah. Haydi bakalım. Ağabey. Kardeşim. Yolumuz açık olsun. Haydi. İnşallah abi. Haydi. Haydi evlatlar, haydi. Ağabeylerim, bana veda etmeden nereye gidersiniz böyle? İmdilik sizi tek yollarım. Ama bir dahaki vazifede ben de sizle geleceğim, bilmiş olun. O günü sabırsızlıkla bekleriz başım. Hakkım değil midir bey babam? Yoo. Talimde benim pusadımı yere düşüreceksin. Ondan sonra gidebilirsin.
O vakit ben döndüğümde talimleri sıklaştıralım bacım. Tez gidip tez dönün ağabeylerim. Gel. Haydi. Haydi. Ay ay ay. Haydi bak. Ahun. Yiğitler büyüdü, kocaman oldu. Daha ne dev gözyaşı dökersin. Büyüselerdi ne buraya söz geçmez beyim. Haydi sil o gözyaşını. Birbirinden yiğit oldular. Teyzinden gidip dönecekler. İnşallah. Haydi bakalım. Haydi. Halime'nin mezarını kazardım. Sonra Alaaddin geldi. Ben ölmüştüm kısmet. Belki de vakti gelir ha. Bu nasıl kelamdır? Allah korusun hatunum. Hem rüyalar tersine çıkar derler. Demek ki Şehzade Alaaddin'in anasına ihtiyacı var. İyileşmelisin Bala Hatun. Şehzademiz için iyileşmelisin. Bak evladın sana şifa bulacağım de yummanlar Haşer. Destur var mıdır Bala Hatun? Yenişehir'den gelen var. Gelsin. Gel. Hayırdır inşallah. Bala Hatun, bunları sizin için Mahun Hatun yolladı. Yenişehir'deki şifacılar hazır etmiş. Sağ olsun. Anlatasın, sarayda ahval nedir? Osman, Alaaddin, Orhan. Nasıllar? Hepsi iyidir. Şehzade Alaaddin vazife için Konya'ya gitmiştir. Sultan Mesut zehirlenmiş, dönüş yok derlermiş. Allah koruya. Çok kan akacak. Çok.